Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bölümde Elgato Facecam Webcam inceliyoruz. Elgato firmasını daha çok capture kartlarıyla tanıyoruz. Hatta Tekno Seyir'in son iki videosunda capture kartlarını incelemiştik. Bir tanesi kasa içine takılıyordu, bir tanesi de benim şu anda Fuji X-T4'e bağladığım USB cihazdı. Bunlarla zaten yıllardır piyasadalar ama şöyle bir şey fark ettiler. Son zamanlarda patlayan bu yayıncılık nedeniyle yayıncıların diğer ihtiyaçlarını da karşılarsak pazarı büyütürüz dediler ve buna uygun ürünler çıkarmaya başladılar. Bugün Elgato'da mikrofon da var, ışık da var. Hatta arkadaki yeşil perde bile Elgato. Bir şey eksik kalmıştı, o da görüntüleme çözümü. Elgato'da o yoktu. Elgato diyordu ki görüntüyü de siz işte makinenizi getirin, benim kartıma bağlayın diyordu. Şimdi artık diyor ki hayır, bizim de artık bir kameramız var. Artık yayınlarınızı da bizim sistemlerimizle yapabileceksiniz ve işte o sistemi de Elgato'nun mevcut ürünlerine de entegre edebileceksiniz diyor. İşte bu ürün elimdeki Facecam. Webcam olarak çıktı ama şimdi şey diyebilirsiniz ya, yani bu kadar işte DSLR şuydu buydu konuşuyoruz, video kameraydı. Adamlar görüntüleme çözümü olarak webcam mi öğrettiler? Bu biraz zayıf kalıyor. Doğru ama bu sıradan bir webcam değil. Yani bugün Zoom görüşmelerinizi yaptığınız işte o laptopların üzerindeki entegre webcam gibi düşünmeyin. Bunun adı biraz webcam aslında. Kendisi gayet güzel bir kamera çözümü. Fiziksel özelliklerinden başlayalım. Kocaman bir objektif görüyorsunuz. Bu objektifin içinde lensler sıralı. Aynı bizim profesyonel makinelerimizin objektiflerinde olduğu gibi. Objektif onun adıdır. Lens aslında onun içindeki elemanların adıdır. Birden fazla lens olabilir ve öyledir genelde objektiflerde. Burada da aynı. Mesela neler var? Şimdi bu 24 mm'lik bir objektif. Dolayısıyla geniş açı. Geniş açı olduğu zaman genelde kenarlarda bozulmalar başlar. Hatta birazcık daha geniş açı olduğu zaman balık gözü dediğimiz efekt olur. İşte onları engelleyen burada katman var. Onun dışında yansımayı engelleyen var. Çeşitli yine optik bozulmaları engelleyen katmanlar var. Hepsi birlikte bu objektifi oluşturuyor. Bu da tabii birazcık büyümesine sebebiyet veriyor. Hem işte görüyorsunuz şuradaki çapı büyük. Hem de şurada işte derinliği de bunun bayağı derin. Bunun başka tabii sebepleri de var bu kameranın bu kadar büyük olmasını birazdan konuşacağız. Peki kameranın ne özellikleri var? Öncelikle bu bir 1080p 60 fps kamerası, yani 4K yok, HDR yok. Elgato diyor ki bugün yayıncılığın standardı bu, o yüzden biz buna göre yaptık. Şimdi bu kimi etkiler? Şöyle mesela ben şu anda tabii ki yayın yaptığım zaman 4K değil 1080p 60 kare yayın yapıyorum ama elimdeki makine Fuji X-T4 4K çekebiliyor. Ne yapıyorum? İşte şu anda yaptığım gibi bir kayıt yaptığım zaman bunu 4K çekiyorum. Sonra yayınlayabiliyorum ama canlı yayın yaptığımda 1080p'ye geçiyorum. İşte siz de bu kamerayı alırsanız canlı yayınlarınızda 1080p'yi kullanırsınız ama benim gibi böyle sonradan kayıt yapıp upload edeceksiniz ve orada işte 4K'da olsa iyi olurdu diyorsanız bu kamera size o anlamda size bir şey sunmuyor, bir özellik sunmuyor. Ha, ileride bunun da kesin 4K'sı çıkacaktır, o ayrı konu ama şu anda Facecam tamamen canlı yayın yapan yayıncılar için düşünülmüş. 4K olmaması bunun dezavantajı. Tamam. Peki hiçbir avantajı yok mu? Yani bu 1080p olduğu için bir şeyler sağlayamaz mıyız olumlu? Aslında sağlıyorsunuz. Çünkü belli bir sensör alanına çok fazla piksel sığdırdığınız zaman ISO kirliliği başlar, gürültü kirliliği yapar. Dolayısıyla özellikle yüksek ISO'larda siz bir sürü noktalar görmeye başlarsınız. Artık kameralarda bunu unuttuk ama bu webcamler için geçerli çünkü bunların sensörleri de ufak. Ufak alana çok piksel sığdırmak yerine burada olduğu gibi 1080p yaptığınız zaman ISO kirliliğinin de azalacağını bekleyebilirsiniz ki bunun diyafram değeri de 2.4 ki bu da açık bir diyafram değeri, yani ışık toplama konusunda başarılı olacak. Bunları birleştirdiğiniz zaman düşük ışık altında biz düşük ISO kirliliği ya da işte fazla yükselmemiş ISO değerleri de görüp İyi bir görüntü almayı beklemeliyiz. Ama öyle olacak mı? Onu beraber canlı canlı size göstereceğim. 24 mm olunca tabii şöyle bir dezavantajı olacak. Bazılarınız için fazla geniş olacak bu görüntü. Ne yapacaksınız? Daraltmanız lazım. Daraltma 24 mm'de sabit olduğu için bunun objektifi zoom yoluyla yapılacak ama dijital zoom yoluyla yapılıyor. Optik zoom yok. Dolayısıyla birazcık görüntü kaybınız olabilir kalitede. Çünkü 1080p sonuçta. Yani 4K olsaydı 4K'yı daraltmak, kesmek, kroplamak yine elimizde yüksek çözünürlüklü bir görüntü bırakıyordu. Ama bunu da 1080p'den kaybedeceğiniz için çözünürlüğünüz biraz düşmüş oluyor zoom yaptığınız zaman. Yani crop yaptığınız zaman. Dijital zoom yerine şunu tavsiye edeyim. Bunun ayağı çıkıyor. Şu şekilde. Bu monitörün üstüne bağlamak için kullanıyorsunuz bunu. Monitörleriniz uzakta olabilir. Dolayısıyla uzaktan geniş açıyla çektiğiniz zaman zaten kadraja istemediğiniz görüntüler girebilir. Onun yerine buradan tripod bağlantı noktasından bir tane tripod bağlayın. Hepsiyle de uyumlu ve kamerayı kendinize yaklaştırın bu sayede.
O zaman işte zoom yapmış gibi etki olacak ama nasıl? Dijital zoom yok. Gerçekten fiziki olarak bunu yaklaştırıyorsunuz. Yaklaştırdığınız için de işte o aşırı geniş görüntü daralmaya başlıyor. Benim tavsiyem bu şekilde olur. Ama zoom'u da çok kötü değil. Onu da birazdan göstereceğim. Hani sadece abartırsanız biraz belli olmaya başlıyor. Ama hani normal şartlarda bence dijital zoom'u da kullanabilirsiniz. Objektifle ilgili söyleyeceğim son şey de şu. Fix focus lens deniyor bunlara. Dolayısıyla bunda istediğiniz yere fokuslanmak gibi bir şey yok. Bu zaten fabrika ayarlı olarak belli bir mesafeyi net çekecek şekilde geliyor ki bunda 30 santimden 120 santime kadar başlıyor. O aralıkta olan her şey net çıkıyor. Yani orada sizin hareket etmeniz, yer değiştirmeniz ya da işte ekrana bir şey göstermeniz bir şeyi değiştirmiyor. Hepsi net çıkmaya devam ediyor. Bunun avantajı şu. Sürekli böyle bir hani siz hareket ettiğinizde ya da bir şeyler gösterdiğinizde focus hunt, focus avlama denen bir hareket yapar. Objeye odaklanmaya çalışır ve siz o esnada video çektiğiniz için hatta canlı yayında olduğunuz için o fokus gider gelir gider gelir en sonunda bulur odaklanacağı şeyi ama o arada bulana kadar da kötü bir görüntü ortaya çıkar. Bunda öyle bir şey olamıyor çünkü fokusu fixlenmiş durumda. Nerede zarar olur? Hani şöyle bir artistik yapmak isterseniz yapamazsınız. Şu an mesela benim kameram göze odaklı bende şu anda fokusu ama ben bu fokusu değiştirebilirim. Nasıl değiştireceğim? Mesela ortama odaklamak isteyeceğim başka bir objeyi getireceğim bakın. Hop artık fokus bunda. Ben arkada fluyum. Bunu tekrar kaldırıyorum. Fokus bana geldi. İşte fix fokus olmadığı zaman böyle hareketli odak kullanıp bazı şeyler yapabiliyorsunuz. Ama fix fokusta bunları yapamayacaksınız. Ben olmamasını yani böyle bir webcam'de en azından profesyonel bir kamerada değil böyle bir webcam'de olmamasını avantaj olarak kabul ediyorum. Çünkü dediğim gibi muhtemelen bu kadar iyi odaklanamayacağı için gidip gelmeler yapacaktı. İşte artık onları yapmayacak. Görüntü kalitesiyle ilgili söyleyeceğimiz başka bir şeyler de var tabii. Mesela burada Type-C'yi görüyorsunuz. Type-C ama diğer tarafı Type-A kabloyu da uzun tutmuşlar, iyi olmuş. Burada aslında özel olan şey şu, USB 3.0 istiyor. Çünkü bundan gelen görüntü sıkıştırılmamış olarak geliyor. Şimdi Elgato diyor ki siz bunu bir yere yollayacaksınız, işte YouTube'a yollayacaksınız, Twitch'e yollayacaksınız. Orada zaten sıkıştırılmış bir şekilde yayınlanacak. Doğru, hatta OBS'de yapıyoruz çoğumuz yayınları. Ve OBS'de daha müdahale etmeye başlıyoruz. Şimdi zaten burada sıkıştırılıp gönderilen veriyi defalarca bir daha sıkıştırmak görüntü kalitesini bozuyor. O yüzden en azından o sıkıştırma aşamalarından bir tanesini atmış oluyorsunuz. Buradan dosdoğru ellenmeden geliyor veri ve sizin bilgisayarınızda işlenip yollanıyor. Yollanırken tabii ki orada sizin bağlantı hızınız en önemli şey ki bugün 4K 60 kareleri konuşamıyorsak bunun en büyük sebebi zaten bağlantı hızlarımızın yetersiz olması. 1080p 60 daha uzun süre bizimle beraber. Burada yapılması gereken en maksimum şey yapılmış. İşte sıkıştırılmadan size buradan görüntü gönderiliyor ve siz de onu işte yayınlayacağınız yere yolluyorsunuz. Orası sıkıştırıyor ama en azından onlar sıkıştırıyor. Siz buradan tertemiz görüntüyü yolluyorsunuz. Ki bu sadece canlı yayın için de düşünmeyin. Burada mesela ben şu an kayıt yapıyorum. Bu kaydı ben olabilecek en yüksek kalitede yapıyorum ki yolladığım zaman, YouTube'a gittiği zaman onlar işlediğinde ne kadar kaliteli bir ham görüntü olursa görüntü kaybı, görüntü kalitesi kaybı o kadar düşük oluyor. Biliyorsunuz bu kameraların ısınıp kapanma sorunları vardır. Özellikle iddialı olmaya başladıkça özellikleri ısınma sorunu başlar. Elgato diyor ki ben buna soğutucu koydum içine. Dolayısıyla bu 7/24 çalışmak için tasarlandı. Dolayısıyla maraton severler varsa, maraton yayınlar yapacak varsa buna güvenebilirsiniz. Kaç haftadır kullanıyorum, bir ısınma sorunu yaşamadım. Buna güvenebilirsiniz. İçinde donanım olarak ekstradan bellek var. Dolayısıyla yaptığınız yazılımda yaptığınız ayarları bunun içine kaydedebiliyorsunuz. O da iyi olmuş. Aynı oyuncu mouse'larında olduğu gibi profilinizi kaydeder gibi ayarlarınızı kaydediyor. Genel olarak böyleydi donanım kısmı. Şimdi yazılıma bakacağız ve ürünü canlı canlı göreceğiz. Elgato'nun yazılımı her ürününde en kuvvetli noktalarından bir tanesi. Burada da yine gayet güzel bir yazılım yapmışlar. Oldukça detaylı. Hemen şimdi bakıyoruz. Şu anda Elgato Facecam'e geçtim. Ve şu anda ekranda onun ayarlarını görüyorsunuz. Şu kamera hub yazılımı o. Şu anda sadece bir tane adı hub olsa da bir tane kameram olduğu için böyle. Ama Elgato diyor ki bundan birkaç tane de kullanarak hatta işin içine Stream'deki de katarak güzel bir stüdyo ortamı yaratabilirsiniz. Biz daha çoklu kamerayı kullanmadık. Bizde tek örnek var. Belki ileride onu da deneriz. Bu kamera hub yazılımı oldukça iyi. Bakın şu save tuşunu görüyorsunuz. Bu save'e basarsam buradaki ayarları kameraya aktarıyor onun hafızasına. Şurası zaten kamerayı seçiyor. Şurası zoom. Az önce bahsetmiştim. Ben mesela şu an arkamdaki yeşili oturtmak için bir miktar zoom yaptım. 57 derecesine kadar burada görüyorsunuz. Normalde 83 derece. Burada kontrast, saturasyon ve keskinlik ayarları var. Şu an otomatik ayarları kullanıyorum pozlamada.
ISO değeri yazıyor. Normalde webcamlerde pek ISO değeri görmezsiniz. O gizlidir. ISO'su şu an 100. Niye? Çünkü ortamda profesyonel ışık kullanıyorum. Godox'un ışığı var. Ve ISO 100. Ama yine de şunu söyleyeyim. Bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi kameranın zaten ışık almaya elverişli yapısı. Burada otomatikten çıkartacağım biraz sonra. Göreceksiniz başka ayarlarını. İşte beyaz ayarı var. Onu da otomatikte bıraktım. Şimdi normalde otomatiği seçmezsem şöyle bir şey var. Mesela benim bu kullandığım ışık 5500 Kelvin. Bunu net olarak biliyorum ama 5500 yaparsam şurada gördüğüm renkler tam olarak doğruyu yansıtmıyor. Ben burada biraz daha 4000'lere doğru aradığım gerçek ışığı rengi bulabildim. Otomatikte bırakırsanız da şu otomatik renk kabul edilebilir. Sadece şöyle bir sorun olur. Arada bir hani bir şeyler değişirse, bir şeyler gösterirsiniz, rengi değişir o gösterdiğiniz şey. Mesela kırmızı bir şey göstersem, beyaz ayarı otomatik olduğu için değişecektir. Bu tip ayarların değişmesini istemiyorsanız, ideal ayarınızı bulup bence otomatikten çıkartın. Bu da ISO noise kirliliğini gideriyor, noise reduction. Biraz işe yarıyor bu ama birazcık keskinlikten fedakarlık etmenizi gerektiriyor. Özellikle yüzdeki keskinliği alınca, gözlerdeki keskinliği alınca birazcık flu olma gibi bir yan etki yaratabilir. Bence gerek yok. Noise reduction olmasa da olur. Zaten çok fazla noise görmeyeceksiniz ki şu an biz zoom yaptık. O yüzden biraz daha görünür vaziyette aslında şu anda ama öyle bir sorun yok. Arkadaki perdenin Elgato'nun yeşil perdesi olduğunu tekrar hatırlatayım. Şimdi otomatikten çıkartıyorum. Bu benim ayarım. Şurada görüyorsunuz. Bunu ben kendi monitörümde daha doğal olduğunu buldum, fark ettim. Ama siz kendiniz izlerken herkesin monitörü farklı olacağı için farklı bir sonuç olabilir. Benim monitörümde yani ben yayın yapsam böyle yayın yaparım. Elgato genellikle yüzü aydınlatacak bir ayar kullanıyor. Bu hata değil, böyle. Kaç haftadır zaten yazılıma öyle bir güncelleme de gelmedi. Bunu bilerek yapmışlar. Bakın, ortam genel olarak aydınlanıyor. Yüz en fazla aydınlanan yer. Ama şu anda biraz abartı duruyor. Yani fazla pozlanmış duruyor. Gerçi şurada şey var. Şuradaki compensation kısmından eksi verip biraz daha kısabilirsiniz. Otomatikte de olsa. Ama şu anda bunu böyle bırakacağım ben. Çünkü dediğim gibi bir kullanım alanı olduğunu tahmin ediyorum. Arkadaki şimdi yeşili isterseniz hemen hızlıca yok edeyim ben. Şuradan filtrelere giriyoruz. Color key diyoruz. Green zaten. Yeşil ekran şuradan. Arkada benim fotoğrafım var. Daha önceden koydum. İşte yeşil ekranı hallettik. Evet, arkadaki fotoğrafımı da ölçekleyince bu sahneye göre gayet güzel oldu. Şimdi burada işte bu haldeyken şu yine benim tercih edeceğim kendi ayarım ama bu biraz daha anlamlı oldu. Çünkü ne oldu? Benim kendi ışığım, yani benim ışığım yeterince parlak gözüküyor her durumda. Bunu şöyle yaptığım zaman biraz daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi bakın, farz edin oyun oynayacağız ve ben kendimi bir oyuncu gibi kenara atacağım. İşte. Şimdi bakın, tekrar kapatıyorum. Şimdi burada birazcık az önce benim sevdiğim dediğim ayar birazcık karanlık kaçıyor küçültünce. Halbuki Elgato'nun kendi beni ekstra aydınlattığı ayarı biraz daha burada göze hoş geliyor. Bu senaryoda ama. Tahmin ediyorum bu yüzden yaptılar bunu. Dediğim gibi ayarı siz değiştirebilirsiniz ama böyle bir tercihte bulunmuş Elgato. En güzeli tabii yayında ayarlayıp o ayarları hep korumak. Mesela büyük pozisyonda bu parlaklık beni rahatsız ediyor. Çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çat, kendi ayarlarımı uyguladım ve o parlaklık gitti. Şu değerde ISO 160'lardayım. İşte şurada ayarladığım değer şurada gözüküyor. Otomatik ayarda da kendi o ISO 100'e ayarlamış durumda. Onu da işte shutter speed'le vesaireyle oynayarak hallediyor gerisini. Ben 1/125'e ayarlamışım. ISO çok fazla yükselmiyor. Dediğim gibi ışığım iyi olduğu için. Otomatik ayara şuradan -0.8 uyguladığım zaman o aşırı parlaklık otomatik ayarda da azalmış oldu. Bence şu anda gayet başarılı bir sonuç elde ettik. Yani bir webcam'in, standart bir webcam'in çok ötesinde olduğunu düşünüyorum şu görüntünün. Az önce size fix focus olduğundan bahsetmiştim. Yani onu da hemen örneğini şöyle göstereceğim. Bakın şimdi. Dibine kadar geldiğimde yazının net olmadığını göreceksiniz. Çünkü dibine netleyemiyor. Fix focus işte böyle bir şey. Ya da işte öndeki net, arkadaki flu olmuyor. Belli bir alan içerisinde, işte 30 santim, 120 santim demiştik. İçine giren her şey, ben, işte bu kutu, her şey zaten sürekli net. Bakın, kutuyu dolaştırıyorum. Şu an zaten yazısı bakın netleşti, az önce flu'ydu.
dibindeyken full olan yazı bütün şu alan içerisinde net kalmaya devam ediyor. Kadraja hiçbir şey, yani bir şey soktuğunuz anda, bir şey göstermek istediğiniz anda fokus onu yakalamaya çalışmakla uğraşmadığı için her zaman bu şekilde netlik almaya devam ediyorsunuz. Şimdiki deneyimizde bu ışığı kapatacağım, profesyonel ışığı, ve tek sadece bir tane ampul yakacağım. Bakalım ne olacak. Şu anda odada sadece bir tane ışık yanıyor. Tepedeki bir LED ampul. Çok kötü bir ışık. Yani görüyorsunuz yaptığı gölgeyi. Böyle yayın yapılmaz. Onu söyleyelim ama buradaki amacımız tek bir ampul ışığıyla Elgato'nun ne yapabileceğine bakmaktı. Şu anda bile aslında benim netliğimde bir kayıp olmadığını görüyorsunuz. Hatta tekrar şu kutuyu da alayım. Bakın. Tepeden geldiğini de görebilirsiniz ışığın yansımasından. İşte bakıyorsunuz işte gözüküyor hala. Facecam'i görüyorsunuz. Yazılarını net okuyabiliyorsunuz. Üzerinde kutunun dokularında hafif noise etkileri de gözükmeye başladı. Benim üzerimde de var. Ama ISO'su hiç öyle düşündüğünüz kadar, tahmin ettiğiniz kadar yüksek olmayacak. Bakın 384'lerde geziyor. Öyle ben açıkçası hani ISO 800 falan belki olabilir diye düşünmüştüm. Hiç öyle yükseklere çıkmadı. İşte 2.4 lensin faydalarından bir tanesi bu. Tek bir ampul ışığıyla bence bu kamera için yine düşük sayılabilecek bir ISO değerinde bir kayıt yapıyoruz şu anda. Ama ışığımız berbat. Etkileri berbat. Şunu da açalım. Noise reduction'ı açayım. Burada etkisini göreceksiniz. Bakın benim üzerime bakın. Açtığım zaman daha pürüzsüz oluyor. ISO kirliliği gidiyor. Kapattığım zaman geliyor. Ben böylesini tercih ederim. Çünkü keskinliği, bakın gözümdeki keskinlik gitti. Onu işte eğer götürürse fluymuş gibi gözükmeye başlıyor. Ben de o etkiden hiç hoşlanmıyorum. O yüzden ben olsam böyle kullanırım. Şimdi diğer testimiz. Bakalım yeşili yok edebilecek mi? Yeşilin de şu anda durumu iyi değil. Çünkü ışığı tek yukarıdan alıyor. Bakın yanlarda daha koyu, üstlerde daha açık. Bu da yeşil perde için hiç ideal bir durum değil. Burada birazcık OBS'in de numarası olacak. Ama bakalım ne olacak. Şöyle, evet. Hiç fena değil. Bir ampul ışığıyla hem kendimi net çıkardım hem arka plan gitti. Bu arada zannetmeyin ki sadece OBS'in marifeti. Şimdi OBS'e veriyi yollayan da kamera. Dolayısıyla OBS elindeki veri ne kadar iyi olursa, ışık ne kadar iyi olursa o kadar iyi yok edebiliyor. Bir yerden sonra da yok edemiyor zaten. Burada kameranın yine arka plandaki ışığı da iyi alabilmesinin sonucunu biz görüyoruz. Hem beni düzgün çekiyor hem de arka planı gayet, arka plana düşen ışığı gayet alabildi. Ve hala ISO'muz işte 346'larda. Otomatik ayardayız şu anda. Dolayısıyla çok fazla ISO kirliliğine yaratmadan hem yeşili yok ettik hem beni düzgün çekebildik. Düzgün dediğim netlik anlamında söylüyorum. Böyle piksele boğulmadım. Her tarafım ISO kirliliğiyle doluşmadı. Yoksa şu ışığın, tekrar söylüyorum, kullanmamanız lazım böyle bir ışığı. Tek ampul kullanacaksınız zaten. Karşıdan kullanmayı tercih edin. Böyle felaket gölgeler oluşmasın. Bunu test maksatlı olarak, düşük ışık testi olarak yaptım. Ve bence bu testi Elgato Facecam başarılı bir şekilde geçti. Şimdi bir de Broadcast'te görelim bakalım marifetlerini ne yapacak. Evet, Nvidia Broadcast'te geçtim. Burada Broadcast'in görüntüsü var. Burada Broadcast'in OBS'e aktarılmış hali var. Şunu da hatırlatayım size. Kamera Hub her şeye hükmediyor. Yani Kamera Hub'da çalışmıyor diye. Aslında onun da bir ekranı var. Bakın böyle. Şimdi burada preview gösteremiyor. Çünkü diğer taraflarda OBS'te çalışıyor. O yüzden kapatıyorsunuz şu şekilde. Ama buradaki ayarlarınız diğer tarafa hükmediyor. Yani şöyle yapayım. Bakın buradaki zoom hepsine yansıyor. Buradaki bütün ayarlar da hepsine yansıyor. Şeyin içinde Broadcast'ın şöyle açtığı bir özellik ayarı var ama bu da aslında tamamen Kamera Hub'daki değerler. O yüzden bu Kamera Hub kullanılacak. Şimdi Kamera Hub'da zaten bakın Elgato Facecam seçili. Burada 1080-60 seçili ve gayet güzel aktarmış durumda. Arka planı yok etmeyi seçtim ben. Seçmezsem yeşil, aynı yeşil. Bastığım zaman bunu Nvidia kaldırıyor şu anda. OBS'teki kapalı. OBS'te de arka planda zaten benim yine görüntü geldi. Bunun haricinde ne yapabiliriz? Mesela otomatik çerçeve yapayım. O zoomla çalışıyor biliyorsunuz. Şimdi hareket ettiğim zaman kamerada benimle hareket ediyor. Aslında zoom yaptığı için kamera dijital olarak beni takip ediyor. Fiziki olarak tabii ki kamerada bir hareketlilik yok. Şöyle düzgün çalışıyor. Zaten hani düzgün çalışmama gibi bir beklentimiz de yoktu. Mesela bir de arka plan değiştirelim. Nvidia'nın Broadcast yazılımı geldi arkaya. İşte görüyorsunuz böyle. Broadcast'ı da Facecam'le rahat rahat kullanabilirsiniz. Evet, kendi kamerama döndüm yine. Şimdi görüntü kalitesini gördük. Ses konusuna gelelim. Ses yok. Çünkü mikrofon koymamışlar.
Elgato diyor ki zaten profesyoneller bu işi yaparken mikrofon kullanırlar. Webcam kamerasının üzerindeki, kameranın üzerindeki mikrofon kullanılmaz. Bu doğru ama kaç para bir mikrofon? Yani bunu koymayarak ne elde ettik? Elgato birazcık maliyeti düşürmüştür. Ama o maliyeti, düşen maliyeti bize yansıtmadığına eminim. Arazi geniş zaten aletin üzerinde. Hani yerden de kazandık deseler o da olmaz. Yani bence kullanıcı açısından bir kazanç yok burada. Elgato kendisi biraz maliyeti düşürmüş oldu. Ve ben gerekli olduğunu şöyle düşünüyorum. Bazen önünüzdeki mikrofon çalışmayı veriyor. Onu elemek için, yani onun sorunun onda olduğunu anlamak için hemen bir yedeğe geçmek lazım. İşte webcam'in üzerindeki o işe yarıyor aslında. Hem de o esnada canlı yayında belki kullandığınız cihazın bir şeyi çıktı etti. Onu tamir ederken siz yine sesi vermeye devam ediyorsunuz ki orada da o minnacık mikrofonlarda çok iyi ses alan mikrofonlar var. Dolayısıyla bazen hani yayını bile alır götürürsünüz o şekilde. Öyle çok anormal bir yankı yoksa ortamınızda. O yüzden bunu bir eksi hanesine yazıyorum. Elgato her ne kadar haklı olsa da harici mikrofon kullanma konusunda bence üzerinde olmaması bir eksi. Evet, böyleydi. $200'luk bir kamera bu. Siz gerçek fiyatına, satış noktalarına bakın. Hani Türkiye'deki fiyatına ne olacak? Bu pahalı bir webcam. Normal 150 liralık webcam'den çok çok daha farklı. Yazılımından tutun ayarlarına kadar, görüntü kalitesine kadar, prime lensi üzerindeki prime objektifine kadar bu kaliteli bir ürün. Dolayısıyla bunun parasını bizden istiyorlar. Ama işte bir X-T4'ün bugün neredeyse 20 bin liraya dayandığını düşünürseniz bu çözüm arada kalarak size aslında bayağı iyi bir görüntü kalitesi sunuyor. Tek bir süper kamera mı yoksa işte birden fazla webcam ama iyi kaliteli bir webcamle daha fazla açı mı? Bunlar hep sizin karar vereceğiniz şeyler. Hepsi olasılık dahilinde. Ben bu yayından önce aslında Twitch kanalımıza da abone olun. Oralarda ben bunun canlı testlerini yapıyorum. Yani TeknoSeyir'de tanıttığım ürünlerin test aşamalarını bazen Twitch'te yapıyorum. Bunu da canlı Twitch'te izleyicilerle birlikte yaptık. Ve o zaman görüntü kalitesinden tam not almıştı. Şimdi ben burada tabii deneysel bazı şeyler yaptığım için işte çerçeve içinde çalıştı vesaire. Ama orada hayır, esas er meydanı yayında ben bunu test ettim. İzleyicilerimizin tamamından olumlu not aldı. Peki nerede yetersiz kalabilir bu kamera? Şöyle, benim gibi işte offline kayıt yapmaya başlarsınız. O zaman 1080p'nin üzerine çıkmak isteyebilirsiniz. Şart değil ama hani isterseniz bu kamerada yok. Öte yandan yayınlarınızı daha çok canlı yapıyorsanız, canlı ağırlıklı gidiyorsanız çok uzun süre 4K olmamasının bir avantajı, dezavantajını yaşamayacaksınız. Çünkü internet bağlantımızın hızlanması lazım onun için. Yayın yaptığımız platformların desteği de lazım ama o zaten sorun olmaz da işte bizim evimizdeki internet sorun olur. Dolayısıyla uzun süre siz bu 1080p'ye 60'da yayınlarınızı yaparsınız. O açıdan çok fazla ben olsam endişe etmezdim. Evet, fiyatına bakın, $200'luk bir fiyatı var. Türkiye'de nerede satılır, kaça satılır artık onu siz videodan sonra izlersiniz, bakarsınız, bulursunuz. Evet, Facecam böyleydi. Eğer bu yayından memnun olduysanız kanalımıza katılabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın, çana tıklayın, yayınlarımızdan da haberiniz olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.